Yani gerçekten hem dışişlerinde hem silahlı kuvvetler bünyesinden de genel olarak devlet yapısında çok ciddi rahatsızlığa yol açtığını da söylemek zorundayım. Yani bunu görüyoruz biz. Yani ne demek mavi vatan, öbürü ne peki? Yani kara toprak, yani kara sınırları yok mu bu ülkenin filan? Vatan bir tane vatandır yani, deniziyle, havasıyla, karasıyla. Şimdi... Evet, Beryan Sundan, Pankuş'tan herkese mutlu günler. Bildiğiniz gibi Cuma gününden, geçen hafta Cuma gününden itibaren Türkiye bir konu konuşuyor ve konu aslında bir kişi üzerinden ilerliyormuş gibi görünse de aslında konunun daha başka, daha derin ayrıntıları var. Cihat Ercanmen'in istifasından bahsediyoruz. Mustafa Özbey amiralimizle birlikte bundan sonra, o haftadan sonra, o günden sonra neler yaşandı? Kim neler dedi? Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşmadı ama onun dışında herkes konuştu. Peki ne oldu? Atlantik ve Avrasyacı kavgası tartışması deniliyor bir yerde. Bir yerde FETÖ'cülerin inanılmaz açıklamaları var. Yani öyle açıklamalar ki onlara değineceğiz. Ve asıl mevzu bugüne kadar kim gelirse gelsin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ya da ülke yönetiminde kim gelirse, kim giderse gitsin, o da fark etmez. Ama ülkenin bir kazancı varsa bu kazancı korumakla mükellefiz. Nedir bu kazançlar? Petrometre bir kazançtır. Mavi Vatan bir kazançtır. Ancak öyle bir noktaya gelindi ki Cihat Ercanmen'in istifasının ardından bir anda FETÖ-METRE'ye saldırılar da arttı. FETÖ'cülerden açık açık alenen bu FETÖ-METRE'yi ortadan kaldırın ve buradan yargılanıp da atılan bütün herkesi tekrar göreve alın diyebilecek kadar da konuşmaları rahatlaştı. Bir yandan da Mavi Vatan çok şaşırtıcı bir şekilde Murat Yetkin gazeteci dedi ki dışişlerinde, TSK içerisinde ve devletin birçok yerinde bu Mavi Vatan'dan rahatsızlar. Kardeşim, Mavi Vatan mı olurmuş? Vatan vatandır diye ifadeler kullanıldı ve bunu Mustafa Özbey'le bu programı yapmak zorunda kaldık. Niye kaldık diyorum? Çünkü 3 gün önce, 4 gün önce bir program yapmıştık zaten ama öyle olaylar oldu ki o olayları bir konuşmak, analiz etmek gerekiyordu. İşte o yüzden de Mustafa amirimiz burada. Amirim, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir amirim. Teşekkürler. İşte ne kadar iyi olmuyorsa bu ülkede o kadar iyi. Şimdi amirim, tabii girişte hemen söyledim ama ardı ardına açıklamalar. Mesela tweetler geldi FETÖ'cülerden. Bir yandan da açıklamalar ve yazılar geldi. Yavuz Baydar'ın bir yazısı var. Sıra Avrasyacılarda mı diye bir yazı yazdı ve bu çok yazı çok önemliydi. Bir yandan da Emrullah Uslu'nun, Adem Yavuz Aslan gibi FETÖ'cülerin açıklamaları. Halis Tunç gibi eski askerlerin, FETÖ'cü kaçak askerlerin açıklamaları. Hüseyin Demirtaş yine hakeza. Yani bütün bu isimler ve en son Murat Yetkin'in açıklaması. FETÖ-METRE, Nagihan Alçın'ın açıklamaları ya da diğer bütün FETÖ-METRE'ye saldıran belli başlı kişilerin, işte Sevilay Yılmaz'ın açıklamaları. Bütün bu isimleri sayıyorum ki zaten bunların haberleri de yapıldığı için söylüyorum. Amiralim, neler oluyor Cuma gününden itibaren? Mavi Vatan tartışmasını mı açacağız bir daha gündeme? Şimdi merhaba sevgilerden. Önce izleyenlere iyi günler diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. Yaşanan aslında tam bir sisler bulvarında ilerleme şeklinde. Aradan bir hafta geçti. Bir hafta içinde bazı şeylerin netleşmesi ve açıklığa kavuşması beklenirken şu anda bununla ilgili hiçbir netlik yok, açıklık yok. Aksine sis bulvarındaki sis derinleşiyor ve bundan da kurt dumanlı havayı sever misali FETÖ başta olmak üzere bu havadan yararlanmak isteyenler büyük bir mutlulukla, büyük bir cesaretle sahaya inmeye başladılar. Yani birilerine çifte bayram yaşatan bir süreç oldu. Şimdi o nedenle de geçen hafta, bir hafta geçti biliyorsun, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı bir kararname, yine gece yarısı Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'na iletiliyor. Ve onun arkasından da kendisine normal bir görev değişikliği ve bunun sonunda bir yere atama şeklinde değil de görevden el çektirilme ve kızak bir adı sanı belli olmayan Genelkurmay Başkanlığı emrine diye bir yere yönlendiriliyor. Bir kere de bunu da koyalım ama onun arkasından bir koşul daha ekleniyor bu atamaya ya da görev değişikliğine. O da nedir? Pazartesi günü görevini hemen teslim edeceksin ve derhal gidip yeni görevine katılacaksın. Peki pazartesi nedir günlerden? Sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün. Şimdi bunu normal bir
Atamanın doğal akışı içinde değerlendirerek hiçbir şekilde sağlıklı sonuca ulaşamayız. Ortada çok net şekilde bizim bilmediğimiz bir haftadır da bu konuda toplumu aydınlatma sorumluluğunu henüz daha yerine getirmeyen bir yapının bu konuda spekülasyonları daha da derinleştiren bir ortam sağladığı bir yerde gölge boksu yapıyoruz. Şimdi o zaman biz aradan geçen zamanın içinde taraflar hangi tavırları aldılar, bunun sonunda ne oldu, onun üzerinden ilerleyerek izleyenlere ve dinleyenlere kendi değerlendirmemizi yapmak durumundayız. Bir, bu konuda yapılan işlem tek kelimeyle idarenin bir kişiye karşı çok olumsuz, çok yönlendirici bir tasarrufudur. İdarenin sadece askerler için değil, tüm kamu yönetimindeki idarenin en temel sorumluluklarından bir tanesi, bireylerinin onurlarını en üst düzeyde korumaktır. Bu onların sorumluluğudur. Onların kendilerinin elinde olup da dilediğine dilediği şekilde verdiği bir şey değildir. Şimdi dolayısıyla hangi nedene dayanırsa dayansın, Cihat Yaycı amiralin görevinden alınışı ve bu şekilde aceleye getirilerek bir yere konulması sadece onun onurunu kıran değil, aynı zamanda kurumun onur kültürünü de zedeleyen ben yaptım oldu formatında bir yeni çok tehlikeli yapı ulaştırıyor. En beni mutsuz eden yanlarından bir tanesi o. Çünkü bundan sonra demek ki bu herkese dilediği şekilde uygulanır ve bir kötü usul haline gelir. Bunun çok dikkate alınması lazım. Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Bakın, askerliği diğer mesleklerden ayıran en önemli şeylerden bir tanesi, devletin omuzlara verdiği rütbeleri devlet adına taşıyan kişinin şayet bir şekilde bir hata yapıyorsa, ordudan ayrılışında dahi eğer yüz kızartıcı suç ve buna benzer hani kişinin hakikaten sistemin dışına atılmasını gerektiren suç dahi olsa, onurlu dışarı atma, honorary discharge denen bir formatta o rütbenin itibarının zedelenmemesi de dikkate alınarak bu yapılır. Bu tüm dünya ordularında vardır. Şimdi Cihat Yaycı'ya karşı yapılan, bunların hiç dikkate alınmadığı özensiz bir uygulama, özensiz lafı en hafif tabiriyle kullanıyorum. Şimdi o zaman bunun arkasında çok doğal olarak yine paylaşılmadığı için sistemde, acaba Cihat Yaycı'nın bu kadar acil sistemin dışına çıkartılmasını gerektiren hangi suçu olmuştur diye de çok doğal olarak hepimizin aklına bir büyük soru işareti geliyor. Bu bile, bu soru işaretinin milyonların kafasına yerleştirilmesi bile kişinin itibarını zedeleyen ve maalesef Türkiye'de zaman içinde çok hani aşağılara indirilen masumiyet karinesini de yok eden bir tavır. Sizin sessizliğinizi sürdürmeniz bu konuda şüpheleri adeta pekiştirir ve masumiyet karinesini ortadan kaldıran bir yaklaşım. Dolayısıyla şu anda idarenin yapmış olduğu uygulama tüm bu hukuk ve etik değerleri de zedeleyen bir şekilde ilerledi. İkincisi, kurum etiğini zedeledi dedim. Neden bunu söyledim Erdem? Çünkü siz Deniz Kuvvetleri Komutanı'na dahi haber vermeden onun sağ kolu, en yakın çalıştığı kişiyi kolundan tutup oradan alıyorsunuz ve bir kenara bırakıyorsunuz. Bu aynı zamanda kurumsal itibarsızlaştırma olur ki buna idarenin benim gibi emekli bir kişiden çok daha fazla özen göstermesi lazım. Şimdi dolayısıyla bunlar genelde hani benim şu bir hafta 10 gün içinde idarenin sessizliğinin de pekiştirdiği, beni çok mutsuz eden bir yeni olgu, yeni oluşum. Peki aradan geçen zaman içinde en çok neyi gördük? En çok şunu gördük. Kişiler Cihat Yaycı ile ilgili çok yoğun bir şekilde onun ne kadar olumsuz kişi oldukları ile ilgili tam anlamıyla bir kampanya başlattılar. Bunun üzerinden bir karalama kampanyası başladı. Şimdi ben şunu çok açık şekilde söyleyeyim. Cihat Yaycı amiralle ben hayatımda bir kere karşılaştım. O da aşağı yukarı Kasım ya da Ekim aylarında
Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı ziyarete gittiğinde kendisine de nezaketen bir 5-10 dakika uğradım. Onun dışında ben kendisini hiç görmedim. Ama kendisiyle ilgili bilgiler sizlerin benim aldığım gibi ortamda dolaşan bilgiler. Dolayısıyla benim bu söylediklerim Cihat Yaycı ile ilgili kişisel bir ilişki değil, kurumlarla ilgili, değerlerle ilgili bir yaklaşım. Dolayısıyla izleyenlerin lütfen bunu bir kenara böyle not etmesi lazım. İkincisi, aradan geçen zaman içinde Cihat Yaycı ile ilgili inanılmaz bir karalama kampanyası ve onun FETÖ ile bağlantısı dahil olmak üzere her türlü konuda tam anlamıyla bir yine itibarsızlaşma dediğimiz sürecin yaşandığı dönem. Bu konuda belki notlar arasına unuttuğumuz için katmamız gereken şey, Cihat Yaycı Amiral'de bu konuda kendisine yapılan bu davranış sonucunda da 1,5 gün sonra da istifa etti, ayrıldı. Bir nedenleri de içeren dilekçe yazarak. Şimdi dolayısıyla gelen şey içinde en fazla öne çıkartmak istediğim konu şu. Kişiler hakkında somut verilere dayanmayan ve sonunda o kişiyi itibarsızlaştırmaya götüren konuda maalesef konu magazinleştirildi sevgili Erdem. Dolayısıyla onun hakkında her şey tam anlamıyla acaba doğru mudur sorusu sorulmadan bir rejim yapıldı. Kişisel olarak o kişi üzerine saldırılar hem yapanlara büyük bir iştah verdi hem de sessiz kalanların sessizliği sonunda da bu adeta iştah arttı acaba doğru mudur diye. Ben sadece bir noktasından yakalayarak ilerleyeceğim. Bunu da yaparken ben yine kendi düz mantığımdan hareket edeceğim. Sevgili Erdem, FETÖ belasını biliyoruz. Ve sonunda bu 15 Temmuz 2016'da darbe noktasına kadar geldi. Ondan sonra da Türkiye'de büyük bir FETÖ temizlik kampanyası başladı. Ve gerçekten sonunda oldukça büyük temizlik yapılmasına rağmen gelinen noktada ben hani kamu dahil olmak üzere 100 binleri aşan miktarda temizlik yapılmasına rağmen bu konuda en başarılı temizlik yapan birimlerin içinde Deniz Kuvvetleri önde olduğunu biliyoruz. Çünkü onda da Cihat Yaycı Amiral'in geliştirdiği bir algoritma üzerinden bu yapıldı. Diğer yerlerde de yapıldı ama sonunda FETÖ-METRE özellikle gizli bazı bağlantıları ortaya çıkartmak nedeniyle gayet başarılı bir süreç oldu. Şimdi ben size soruyorum. Cihat Yaycı 2016'dan beri Deniz Kuvvetleri'nde değil mi? Deniz Kuvvetleri'nde. Peki bununla ilgili MİT dahil olmak üzere yüzlerce, çünkü tüm görevde olanların hepsiyle ilgili devamlı olarak FETÖ bağlantısı, ailesinin ve diğerlerinin bağlantıları hakkında şey yapılıyor. Şimdi böyle bir kişi şayet FETÖ ile o bir haftadır konuşulan o hani ağızdan bağışlanırsa salyalar akarak hani işte böyle bağlantıları şu. O zaman çok basit iki soru soracağım. Bir, bununla ilgili devletin elinde acaba Cihat Yaycı ile ilgili bu bağlantılar olarak somut herhangi bir şey yok mu? İkincisi, eğer yok diye varsayarsak bu kadar konuşan kişiler ellerinde somut delil varsa neden bunu hani götürüp de ey devlet, sizin bu tüm amiral rütbesiyle çalıştırdığınız kişi, bakın elimizdeki şu belgelere göre şununla şununla şöyle somut ilişkiler içinde diye bunu devlete rapor etme ve dolayısıyla vatandaşlık görevini ve bir FETÖ'cüyü sisteme rapor etme görevini yerine getirmez mi? Şimdi bunların hiçbir tanesi olmadan siz sadece biriyle ilgili piyasada dolaşan ve çoğu da FETÖ bağlantılı retorikler üzerinden bir kişiyi eğer hani ortadan kaldırıyorsanız ben buna rejim etme, yani gömdüğünüz kişinin başına taş atma dediğimiz süreçleri anımsatıyor bana. Yine orada da hani bir meşhur söz vardır. Bir dakika demiş, sen taş atmadan önce en az günahınız olan taş atsın. O da sorulmadığı için sistemin içinde herkes o taşlamaya devam etti. Şimdi bir hafta geçti. Bir hafta içinde bu konuda kamu bu taşlamaları, bu hani Cihat Yaycı'ya dönük etik dışı, ahlak dışı karalamaları seyretti. Bu bana göre çok üzüntü verici bir şey. En azından burada bu itibarın bu kadar fazla zedelenmemesi için kamudan ben beklerdim ki bir an önce şu gerekçeyle Cihat Yaycı Amiral görevinden alınmıştır ve onunla ilgili şu işlem yapılacaktır diye kamuoyunu aydınlatsınlar. Şimdi bu olmadı. Bu arada ne dolaştı ortada?
Efendim bir torpido teli varmış. Bu torpido telinin alımında usulsüzlük varmış. Şimdi yüzlerce, binlerce, on binlerce ihalenin olduğu bir hani alım-satım sistematiğinin döndüğü yerde bazen belirli usulsüzlükler ya da herhangi bir şekilde hani temeli olmayan ihbarlar olur. Bununla ilgili sürecin her birinde komuta kademesinde olan insanların başına buna benzer herhangi bir konu gelmiş olabilir. Bunun içinde hem idarenin hem de bireyin hatası da olabilir. Benim buna itirazım yok. Ama bu şekilde bile olsa burada tekrar söylüyorum en önemli konu süreci sürdürürken bir yandan hukuksal süreç devam ederken kişinin itibarsızlaştırılmaması ve bunun üzerine de hukukun çok hızla işleyerek devreye sokulması dediğimiz bir beklenti çok doğal olarak kamu tarafından, idare tarafından yönetilmesi lazım. Bunu da bilmiyoruz. Şimdi dün bir televizyon programı vardı sevgili Erdem. İsmini vermeyeceğim. 2,5 saat sürdü. 2,5 saatin 2 saatin hep konuşuldu biliyor musun? Efendim bu torpido deli alınmış, denenmiş, denenmemiş, orası kenarında şöyle varmış, ikinci ihale olmuş, parası ödenmiş, ödenmemiş. Şunun bile farkında değiliz. Şu anda biz işin özüyle değil, bunun yarattığı tahribatla değil, şu anda olup olmadığını bile bilmediğimiz bir konu üzerinden bunu spekülasyon olarak yapıp sonunda bir kişiye suçlu ya da suçlu, suçsuz diyecek bir noktaya geldik. Ama işin özü nedir diye sorarsan işin özü şu. Bu konuda yapılan işlem sadece bir torpido teliyle ilgili konu değil. Bununla ilgili yapılan işlemin arkasında kişilerin niyetlerinin olup olmaması değil ama yaptıklarının sonuçları dersek ortada fevkalade yaralayıcı sonuçları var. Sen az önce ifade ettin. Dedin ki bu konuda FETÖ muhteşem bir pas aldı kendisine ve bunun üzerinden de saha boş. Herkes kenara çekilmiş, Cihat'ı yalnız başına bırakmışlar. Sağdan gol atıyor, soldan gol atıyor. Çünkü dediğim gibi onun ne kalecisi var, ne savunma oyuncuları var. Tam anlamıyla saha onlara bırakılmış vaziyette. Peki ne diyor? Şimdi bu durumda artık bizim şunu düşünmemiz lazım. Büyük resim nedir? Büyük resim çok açık şekilde şuraya bizi götürdü. Yapılan ne olursa olsun sonunda FETÖ operasyonları için koşullar olgunlaştırıldı. Ve bunun da ipuçlarını görüyoruz. Ben sadece hani değerli izleyenlerin önemsediğim ve kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Hemen arkasından bu olay olduktan sonra FETÖ operatörü ve yurt dışına kaçmış olan Yavuz Baydar, Ahval isimli bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin finanse ettiği sosyal medyada 20 Mayıs günü bir yazı yazdı. Çok önemlidir. Onu lütfen indirsin ilgili arkadaşlar. Tüm ayrıntılarını okusun. Ama orada Yavuz Baydar dediğimiz FETÖ'cünün çok net olarak FETÖ stratejisi ne yaptı aktarıyor bu konuda. Ben izin verirseniz şunu çok kısa bir dakikada okuyacağım. Diyor ki yaycı kendisine açılan alanı Erdoğan lehine kullandı. Mavi vatan doktrini ile ülkede muazzam bir milliyetçilik, yayılmacılık rüzgarı estirdi. Yayılmacılık. Yedi düvel düşman kavramı hortladı. Biz herkese düşman demişiz bununla ilgili mavi vatan. Gayet ciddi, sinsice bir şekilde. Mavi vatan üzerinden Ege ve Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıs'ı karşılarını alarak, bunlar biz karşımıza aldık, onlar harika her şeyi yaptı. Biz onlara bu düşmanlığı yine mavi vatan üzerinden ve Cihat'ın doktrini üzerinden devreye sokmuş oluyoruz bu anlatımda. Kıbrıs'ı karşılarına alarak Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunu tıkamaları da gene Mavi Vatan üzerinden sarayın Libya'ya binlerce cihatçı göndermesi onayı da İhvan'a teslim alması üzerinden oldu. Yani buradaki değerlendirmelerin tamamı FETÖ tarafından bizim milliyetçi, yayılmacı ve mavi vatan doktrini üzerinden Avrupa Birliği'ne girişimizin de engellendiği bir formatta sunuluyor. Şimdi bunun adı tipik bir hani kalede gedik açtık, onun arkasından da idareyi bunun içine alalım ve dolayısıyla tekrar Türkiye'yi o mavi vatancıların uzaklaştırdığı Avrupa Birliği rotasından tekrar bu
rotanın içine sokalım şeklindeki bir yaklaşım. Burada da kalmıyor bu zat-ı muhterem. Deliyor diyor ki, burada diyor, her ne kadar bu böyle oluyorsa da diyor, aslında Milli Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri gayet iyi durumdadır. Ve şu anda da Avrupa Birliği bir kenara, eğer Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkiler iyi hale gelecekse, hazır bu mavi vatan konusu ortadan kalkıyor iken, bu konuda da Milli Savunma Bakanı üzerinden bu süreç çok daha başarılı şekilde Amerika ile ilişkileri iyileştirmede kullanılır. Şimdi bu yani bir... Şunu mu diyor? Hulusi Akar sayesinde Amerika ile Türkiye'nin ilişkisi daha da ileri bir seviyeye mi getirilecek? Şimdi bu yazılan aynen böyle. O nedenle indirsinler, bunun ayrıntılarını okusunlar diyorum. Şimdi bu söyleniyor diye bugün uygulanacak ya da hemen uygulanacak ya da uygulanmayacak diye bir şey söylemiyorum. Ama burada bir virgül daha koyup o yazıda şöyle bir ifade daha vardı. Erdoğan'ın bir zamanlar şu an ittifak kurduğu Avrasyacılar diyor o kavrama. Şu anda diyor Avrasyacıların tasfiyesi başlamıştır. Erdoğan bunun için düğmeye basmıştır diyor. Yani ben TSK'da bir Avrasyacı olduğunu, bir Avrupacı olduğunu, bir Amerikancı olduğunu tahmin etmiyorum. Böyle bir şey olmaz. Türk askeri Türk askeridir. Ama şöyle bir şeydir. Şu andan itibaren de hem TSK içerisinde hem de Amerika'ya karşı olan herkesin tasfiyesinin yavaş yavaş başlayacağını söyleyen bir Yavuz Baydar yazısı var. Onu da mutlaka altını çizelim. Burada da hatta şöyle bir ifade de var. Erdoğan Avrasyacıların itelemesiyle ABD ile papaz olma noktasına gelse de, düşünün, Avrasyacılar itelemiş, Erdoğan tamamen hani bu konuların dışında bir şeyin olmadığı bir yerde, ama bilinçli şekilde Avrasya ile bağlantı kurarak yapılan bir şey, gelse de son kertede krizi hep tolere etti ve Akar üzerinden Amerika ile ilişkilerinin önünü Erdoğan bir şekilde açtı. Şimdi demek istediğim şey şu, bizim içeride torpido teliyle uğraşırken dışarıda birileri o büyük oyunda bunu kendisine verilmiş bir pas olarak görüp bu konuda işlemeye başladı süreci. Bunu sadece Türkiye ile ilgili değil, Amerika'da da işliyor, başka yerlerde de işliyor ve demek istedikleri nokta şu, Türkiye operasyon yapmak için olgunlaşıyor. Şimdi dolayısıyla siz de kendi alanlarınız üzerinden bu konuda ilerleyin. Verilmekte olan mesaj bu. Nerede görüyoruz sevgili Erdem bunun tamamlayıcılarını? Az önce de sen şey yaptın. İstersen o mesajları FETÖ'cülerin okursak göreceksin ki her birinde şu var. Bir, önce FETÖ-METRE'yi itibarsızlaştır. Cihat gibi birisi bunu yaptıysa demek ki FETÖ-METRE'de çok rezil bir şekilde hak, hukuk, adalet olmadan pek çok kişi atıldı. Dolayısıyla birincisi FETÖ-METRE'yi itibarsızlaştır. İki, cihatı itibarsızlaştır. Şimdi yapılmakta olan o. Ve FETÖ ile bağlantısını kur. Daha da yani kamuoyu önünde onu farklı yönleriyle bilenlerin kafasında da soru işaretleri yarat. Onun arkasından gel onun Erdoğan'la Cumhurbaşkanı ile ilişkilerini bir yerde kurarak Cumhurbaşkanı'nın üzerinden yaratılan bir kumpasmış gibi sanki bunu piyasaya lanse et. Ve bunun arkasından da Mavi Vatan'a geldiğiniz zaman da Mavi Vatan'ın Türkiye'nin Batı'yla ilişkilerini ortadan kaldıran tam anlamıyla Erdoğan'ı adeta yalnızlaştıran ve kandırılmış, bir kere daha kandırılmış olduğu imajını veren bir yaklaşımla lanse etmeye çalışıyorlar. Şimdi bunun tipik bir FETÖ operasyonu için koşulların ortada olduğunu gördüğümüz bir hafta geçirdik. Ama üzüntüyle ifade edeyim ki biz içeride ne üzerinde bu konuyu tartıştık sevgili Erdem? Torpido teli üzerinde. İşte alındı, alınmadı, oldu, olmadı. Değil, hatamız burada. Ben o nedenle büyük resme bakmadan büyük oyunu göremeyiz diyorum. Bakınız, yine değerli izleyenlerin bilgisi için söylüyorum. Buna saddamlaştırma denir. Nedir saddamlaştırma? Irak'a siz paldır küldür saldıramazsınız. Onun liderini, yani Saddam'ı itibarsızlaştırarak Irak'a saldırıyı meşru hale getirirsiniz. Şimdi işte bu yapılan Mavi Vatan'a saldırıda Cihat Yaycı'yı
malzeme olarak kullanma. Kendisi bu lafı kullandım diye bağışlasın beni. Ama sonunda ben bu konuda sistemin içinde cihata bu yapılanlarla, o itibarsızlaştırılırsa onun teorisi itibarsızlaşır, mavi vatan itibarsızlaşır ve sonra da mavi vatana saldırı meşru hale gelir dediğimiz bir psikolojik harekat algı uygulaması yapılıyor. Biz bu tuzağa düşen çok kişi gördük sistemin içinde. Maalesef üzüntüyle ifade edeyim, en yakın meslektaşları içinden bile bazıları bu konuda FETÖ'nün bu kişi hakkındaki, cihat hakkındaki ispat edilmemiş söylemlerini doğru söylemlermiş gibi hem sözlü olarak hem de yazılı olarak adeta yayınlayarak bu kişi hakkında itibar tecavüzünde bulundular. Bunu yaparken de en ufak bir şekilde ahlaki sorumluluk hissetmeden bunu yaptılar. Bununla ilgili iyi niyetli arkadaşlar ise bu yönleriyle ilgili, mavi vatana bunun yansımalarıyla ilgili değil, FETÖ'nün bir daha kolay kolay uygulanmayacağı şekilde rafa kaldırılabileceği kuşkularını dikkate alarak, aman idare bunu yapma, bu konuda çok önemli hala kullanabileceğimiz yerler var. Çünkü FETÖ ortadan kalkmadı demek yerine bununla ilgili itibarsızlaşmayı da göz yumdular. Ben o nedenle çok üzüntüyle takip ettiğim bir dönem yaşandı. Şimdi burada gelinen noktada iş şu noktaya kadar geldi. FETÖ sosyal medya hesaplarından çok ciddi şekilde bayram yapılıyor. Ve bununla ilgili olarak da cihat yaydığı için üzerindeki üniforma çıkar, yakında er üniformasını giyersine kadar geliyor. Peki, Adem Yavuz Aslan. Evet, bununla ilgili olarak yine aynı şekilde birileri çıkıyor. Diyor ki bu konuda maalesef cihat yaycı hakkında FETÖ söylemlerini kendi yazılarında da ifade eden bir meslektaşımızla ilgili sizinle bir röportaj yapalım diye bir FETÖ şeyinde bu konuda birilerini röportaja davet edecek kadar da artık kendilerini çok özgür hissediyorlar. Bilmeyenler için söyleyelim tabii amiralim. Şimdi burada Türker Ertürk emekli tuğamiral, o bir yazı yazdı ve yazıda Cihat Yaycı'nın aslında işte Erdoğan'ın adamı olduğunu ve dolayısıyla bu işte süreci anlatırken de inanılmaz böyle FETÖ'nün söylediklerini söyleyen şeyler söylediği iddia edildi. Bunun üzerine zaten FETÖ'cü olduğu bilinen bir eski asker, Halis Tunç denilen bir vatan haini, şu an kaçakta, kaçak. O da dedi ki Türker Ertürk'le aynı fikirdeyiz, buyur, buyur gel beraber program yapalım, bu konuyu anlatalım dedi. Onu söylüyorsunuz amirim. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben Türker Ertürk'ün sonuçların bu noktaya gelebileceğini öngörmediğini varsaymak istiyorum. Çünkü sonunda ortada Türker de FETÖ ile mücadele etmiş bir arkadaşımız. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi sevgilerden, şu anda öyle bir sisler bulvarından geçiyoruz ki biz hepimiz eğer çok titiz davranmazsak FETÖ gibi bir profesyonel psikolojik harekat ve algı operatörü için malzeme haline gelebiliriz. Ben de o nedenle diyorum ki değerli arkadaşlarıma, lütfen, lütfen, lütfen bu ortamda FETÖ'nün profesyonel olduğu bir sahada biz konuştuğumuz her şeyde, yaptığımız her tavır ve eylemde bunun FETÖ'ye malzeme teşkil edeceğini ve sonunda bizim çok uzun çabalar sonunda mavi vatan kavramıyla kavramsallaştırdığımız konuların üzerine saldırıları meşrulaştıracak bir zemine hizmet ettiğimizin farkına varalım. Benim bu sohbetimdeki en önemli mesaj bu. Ben kimsenin FETÖ'ye hizmet etmek gibi bir ön düşüncesi olduğunu asla düşünmem. Ama sonunda biz bu lanet sistemin bizim her sözümüzün onlar tarafından profesyonelce algı yönetiminde kullanıldığını biz biliyoruz. İşte biraz sonra belki yayında sen kullanacaksın. Murat Yetkin dediğimiz kişinin mavi vatanla ilgili konuştuğu aslında yıllardır sanki biriktirip 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 önüne fırsat çıktı diye de patlama şeklinde nedir bu mavi vatan diyerek zaten kimse de benimsemiyordu. Başımıza bu adeta açıldı dediğimiz bir hani itiraf eder gibi bir söylem tarzı var. Bu Murat Yetkin'in hani bugünden yanına hani rüyasında görüp vahiy geldi de söylediği bir şey değil. Yıllardır kendisini
Mavi Vatan baskısı altında tutan ve sonunda da hani bunun üzerinden kalkmasıyla da patlama şeklinde ortaya koyduğu bir şey. Şimdi dolayısıyla benim o nedenle devleti yönetenlerde özellikle bu süreci başlatıp ne zaman sonlandırılmadığını bilmediğimiz sorumluluğu taşıyanlarda bu konuda bizim ben devletin de benimsediğine inandığım Mavi Vatan doktrini dahil 462 bin kilometre karelik bir Mavi Vatan alanını Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı iken ifade ettiği için onun da benimsediğini varsaydığım bu sürecin ciddi şekilde tehdit altına girdiğini kendi yaptığımız işlemden dolayı da önümüzdeki bazı şeylerin olacağını söylüyorum. Yine idareye destek amaçlı söylenen ama arkasında bazı tuzakların da dikkate alınması gereken söylemler var. Bunlardan bir tanesi, bu konu idarenin tasarrufudur. Dolayısıyla söyleyecek bir şey yok. Bizim idarenin tasarrufuna hiçbir şekilde itirazımız yok. Ancak uyguladıkları usulle ilgili bazı değerlerin işlevsiz hale getirilmesinin yarattığı sonuçlar bizim şeyimizde. Dolayısıyla idare bu tasarrufu yaparken dikkate alması gereken pek çok unsuru dikkate almadan yapmıştır. Tespiti üzerinden gidiyoruz. Diğeri, bir cihat gider, bin cihat gelir. Doğrudur. Teknik olarak doğrudur. Ancak biz gideni bu kadar kötü mü göndermeliyiz? Biz öyle, bağışlansın tabir, bir değerli amiral saksıda mı yetişiyor ki onun arkasından hemen bin gelir diyerek bu kadar kolay bir şekilde bir amiralin feda edilmesini sistem tarafından herhangi bir sıradan olay olarak göreceğiz. Dolayısıyla hani nokta olarak doğru ifade gibi görünmesine rağmen arkasında yine bizim de dikkate almamız gereken, cevap aramamız gereken şeyler var. O nedenle amirallerin ya da generallerin ya da herhangi bir subayın boşluğunun kolay doldurulmadığı için her birinin kimliğine, kişiliğine çok özen göstermemiz gerektiğini altını çizmek istiyorum. Diğer bir sav, Mavi Vatan'a bir şey olmaz. Gittikten sonra o vatan yine savunur. Doğrudur. Bu konuda hiç benim hayır olmaz, imkansız deme şeyim yok. Ama değerli kardeşlerimiz lütfen şunu bilsinler. Maliyet artar. Çünkü orada şu anda zaten çok zor şartlarda bir kıyı başı elde edildi Libya üzerinden o anlaşmayla. Şimdi ona saldırılar artacaktır. Kişileri cesaretlendirecektir. Dolayısıyla bizim bunu söylediğimiz şey cümle olarak doğru ama karşımıza çıkacak maliyetin yüksek olduğu dönemleri karşımızda göreceğiz. Örnek mi vereyim? Hadi vereyim. Şu anda hiç ortada yokken Yunanistan Dışişleri Bakanı karasularımızı 12 mile çıkarma hakkımız vardır dedi. İki, Güney Kıbrıs Haydut Devleti deniz yetki alanlarını yeniden hatırlatan harita yayınladı. Üç, şu anda Libya'da Türkiye'nin oradaki askeri destek ve eğitimiyle ve gönderdiği bazı silah sistemleriyle Hafter çok ciddi şekilde kayıplara uğramasına rağmen şimdi ona çok ciddi şekilde uçak dahil bazı desteklerin geldiği ve hedef olarak hem Türk hedeflerinin karadaki hem de denizdeki gemilerimizin hedef alınacağı şeklindeki yeni bir cesaret ortaya çıktı. 3. Suriye Dışişleri, Suriye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi sanki kendisiyle herhangi bir bağlantısı varmış gibi Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmayı kabul etmiyoruz dedi. Şimdi dolayısıyla evet cümle doğru, Mavi Vatan'a bir şey olmaz. Ama Mavi Vatan her yönden saldırılara uğruyor sevgilerle. Şimdi bu bizim istediğimiz miydi cihat yaycı sistemin dışına çıkarırken? Bu bizim hani mutlu olacağımız bir şey mi ki bir cihat gider bin cihat gelir diye retorikler yaparak bu konudaki yaptığımız hatanın normalleştirmesi dediğimiz bir süreci yaşıyoruz. O nedenle benim söylemek istediğim burada bizim gerçekten hani önümüzdeki sürecin FETÖ ve onun gibi emperyalizmin daha kolay bu süreci kullanacağı bir koşul yaratmıştır noktasını dikkate almamız gerektiğini söyleyeyim. Ben şöyle bir sıralama yaptım. Zenginleştirmek değerli izleyicilerin olsun. Çünkü bu bir operasyon, bu bir süreç. Neler olacakla ilgili kendi notlarımı paylaşmak istiyorum. Şöyle geleyim. Şimdi burada
Süreç bir psikolojik harekat yönetim süreci FETÖ tarafından ve tabii ki emperyalizmin içerideki ilişkileri üzerinden. Şöyle söyleyeyim, bununla ilgili her konuda tartışmaya açıktır. Çünkü zenginleştirmemiz lazım ve bunun üzerinden büyük resme bakmamız lazım. Bir, Cihat Yaycı itibarsızlaştırılacak kafalarındaki plan. İki, bu bir nefret objesi haline getirilen ve Erdoğan ile yakınlık kurdurularak her ikisiyle ilgili de nefret objeliği birleştirilecek. Ben onların planını söylüyorum. Benim temennim asla değil ama kafalarındaki hedefleri söylüyorum ki biz o gözlemlerle bakalım. Erdoğan ile ilgili yaratılan yakınlık üzerinden cihat değersizleştirilecek. Cihat'ın akademik çalışmaları ve buna paralel olarak Mavi Vatan konusunda katkı sağlayan değil, başımıza Mavi Vatan belasını açan bir fantezi olarak sunulacak. Hep bunlar psikolojik harekatın unsurlarıdır. Yavaş yavaş kulağımıza gelir. İşte Murat Yetkin'in de açıkladığı tam anlamıyla bununla örtüşen bir şey. Ve kurtuluş reçetesi olarak, bunun altını çiziyorum sevgili Erdem. Bir, siz çok fazla şöven milliyetçi bir şekilde saldırgan oldunuz, işte Ege'de de adalar silahlandırıldı falan diye işte kampana çalmaya başladınız. Yunanistan ile barış süreci başlat. Hatırla, Kürtlerle de barış süreci demişlerdi. İki, Mavi Vatan'ı rafa kaldır. Üç, Libya ile yapılan anlaşmayı kadük hale getir. Dört, Kıbrıs'ta seçimler olacak. Seçimlerde Mustafa Akıncı'ya fazla köstek olma, federal çözüm üzerinden bir şekilde ilerle. Rusya'da, düzeltiyorum, Suriye'de Rusya'yla değil Amerika'ya daha yakın bir çizgiye gel. Yani PKK, YPG devletçiğinin kurulmasını kolaylaştır. Ve S-400'lerinde hani kapısına kilit vur, devreden çıkart. Bu süreçte yine çok iki notum kaldı, paylaşacağım. Cihat Yaycı ve Avrasyacılığı temizlemiş, Avrupa Birliği'ne sürekli stratejik müttefik diyen kişi üzerinden Amerika ile ilişkileri iyileştiren de bir sürecin kapılarını aç. Şimdi bu onların hedefi. Bu hedefin bizim devletimizin siyasetiyle ne kadar örtüştüğünü ben bilemem. Ama ben bir yurttaş olarak bu konuda benim bu çalışmamın dikkate alınmasının belki önümüzde gelecek tuzakları gözlemleme konusunda katkı sunacağı mütevazi bir çalışma olarak söylüyorum. İzin verirsen son sözü olarak da şuraya gelelim. Bir an önce bu konu hem devletin itibarını hem gerçekten kişinin itibarını çok zedeler bir noktada. Olayı askıda bırakmadan olabilecek en kısa zamanda hangi nedenlerle bu işlemin yapıldığını toplumun bilmesinde ve o kişinin onurunun daha fazla zedelenmemesinde yarar var diye söylüyorum. Son bir sözü de bu konuda, elinde hiçbir belge olmadan kişileri karalama amaçlı kullanmakta olan kişilerin de lütfen lütfen lütfen, onu bir öncesinde de üç kere söyledim, çok vicdanlı davranmalarını da tavsiye ediyorum. Amiralim, ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Genellikle programlarda yorum yapmam ama burada birkaç yorum yapmak istiyorum. Birincisi, en basitinden bu Murat Yetkin'in açıklamaları. Murat Yetkin bir gazeteci olarak şunu açıklamak istiyor. İzmir Dışişleri'nde böyle birisi var mıdır? Bence yok. Yani genel Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde hakeza aynı şekilde dışişleri içerisinde böyle bir Mavi Vatan'a karşı olacağını düşündüğüm birileri yok. Ama madem böyle bir şey söylüyor, bunun açıklamasını yapması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, farz edelim Cihat Yaycı'nın FETÖ ile ilişkisi vardı. 2014'ten öncesinden bahsediyorlar. İki sorunun cevabını vermek zorundalar. Birincisi, 2014 öncesinde tarafın niye hedefinde oldu? Bunu sormak zorundayız. Tarafın hedefinde sürmanşetten Cihat Yaycı'ya bir saldırı vardı. İkinci sorunu sormak zorundayız. Farz edelim FETÖ ile ilişkileri vardı. Arkasından değil oldu. 20 binden fazla FETÖ'cüyü sistem dışına atan, bir sistemi yaratan adamdan bahsediyoruz. Bana bir adam gösterin ki eski bir FETÖ'cü olsun ve bunun sistem içerisinde, Türk devletinde yerleşmiş bir
hainler sürüsüne yaptığı bir müdahaleyle 20 bin kişinin atıldığı, böyle bir ihtimal söz konusu değil. Şimdi her şeyi geçelim. Şurada şunu söylemek zorundayız. İşin en temel noktasından bakarak burada FETÖ'cülerin tasfiyesi konusunda geldiğimizde bir elimizi vicdanımıza koyalım. Ya Bülent Arınçlar neredeydi? Bülent Arınçlar'ın açıklamalarını görmedik mi? Bekir Bozdağlar'ın açıklamalarını görmedik mi? Şu an devleti yönetenlerin hepsinin 2013'ten önce söylediği sözlere bakıldığında herkesin FETÖ'cü olduğu bir sistemde herkes çok temiz, herkesin ihaleler çok düzgün ilerliyor, ihaleler müthiş. Hiçbir ihalede yolsuzluk yapılmıyor, hiçbir ihalede sıkıntılar yer almıyor. Ama bir tek bu ihalede var. Ya sanki bütün askerlerimizin her şeyi muhteşem yaptığı ya da bütün devlet erkanlığının her şeyi muhteşem yaptığı bir sistem içerisindeyiz. Ve biz buradan bir mücadele başlatıyoruz. Şimdi sormak lazım. Deniz Kuvvetleri Komutanı dahi soruşturmayı bilmediği konuşuluyor. Cihat Yaycı'nın soruşturmayı görmediği konuşuluyor. Hakeza daha şu ana kadar soruşturmayı görmemiş binlerce insandan bahsediyoruz. Önemli insandan bahsediyoruz. Ama bir gazeteci geçenlerde gelmiş televizyonda, işte soruşturmanın ayrıntıları bunlardır diyelim de bir kalem kağıt tutuşturulmuş ve bunları anlatabiliyor. Kimdir bunları anlattırabilecek? Ya da yok işte neymiş? İşte Cihat Yaycı'nın ifadesine göre Erdoğan'ın otelindeymiş. Tamam, otelinde zaten bu ifade yıllar önce 2016'da zaten ortaya çıktı. Biraz önce siz söylediniz ya amirim. Ne dediniz? Burada işte daha öncesinden madem böyle bir şey biliniyordu, bunları niye açıklamıyorsunuz? Ya şimdi sanki böyle inanılmaz bir olaymış gibi anlatılmaları enteresan. Şimdi basit bir örnek vermek gerekirse, Türk Silahlı Kuvvetleri için ve Türkiye Cumhuriyeti için 20 bin kişiyi tasfiye etmiş bir adam, bunu bir adam değil bir deniz kuvvetleri şey olarak söylüyorum. Aynı şekilde bir de Libya gibi bir başarının altına böyle bir arkasından şunları söylemek, somut deliller olmadan bunları söylemek bir haksızlık. Bunu altını çizerek söylüyorum. Emrullah Uslu'nun söylediği söze geliyorum. Hani deniz kuvvetlerinde çok gerçekten yeni cihat yaycılar yetişir. 1000 cihat yaycı yetişir. Evet, kesinlikle buna katılıyorum. Ama ne diyor Emrullah Uslu? Şimdi sıra onlarda diyor. Yani siz birisini verdiğinizde, sarı öküz hikayesi, siz onu verdiğinizde bu dakikadan sonra gözlerini zaten oraya diken insanların, işte bu Emrullah Uslu gibi adamların varlığını da hatırlamamız gerekiyor. Şimdi yeni gelenlerin çok kaliteli, çok iyi olduğunu söylüyorlar. %100 katılıyorum. Çok kaliteliler. Sonuna kadar güveniyoruz onlara. Ama onlara hedef koymayacaklarını nereden bilelim? Onları da hedefe koyduklarında şunu mu diyeceğiz? Ya binlercesi daha gelir. Önemli değil. O da gitsin. Bu da gitsin. İsmail Temel'den mi gelecek tekrar? Zekai Aksakallılar mı gelecek? Cihat Yaycılar mı gelecek? Ya da bugüne kadar işte var olmuş Balyoz'da bütün isimleri anılan insanlar mı gelecekler? Yani burada bu kadar basit bir anlatım kabul edilemez diye düşünüyorum. Ben de buradan birkaç bir şey söylemek istedim. Çünkü yani o kadar çok saptırılıyor ve manipüle ediliyor ki bu olay. Bari diyelim biz de iki cümle edelim. Kusura bakmayın. Normalde sözümü pek beyan etmem. Çok değerli oldu sevgili Erdem bu söylediklerin. Heyecanını çok içten hissediyorum. Benim de heyecanımı yansıttın. Şunu söyleyeyim. Gerçekten şu anda yaşanmakta olanın çok büyük bir bedelini dilerim olmaz FETÖ'nün yeniden uyuyan hücrelerinin Türkiye'de cesaret bulup canlanmasıyla ödeyeceğiz. Çünkü FETÖ ortadan temizlenmiş değil. Temizlenen temizlendi, temizlenmeyen ise sistemde hani gizli hücre olarak kalıyor. Neden kalıyor? Çok açık. Şimdi bu ihale sürecini başlatan nedir? İhale sürecinin Milli Savunma Bakanlığı'nda yine aldığımız duyumlara göre FETÖ'nün oradaki varlığı bu konuda Cihat Yaycı'nın bir şekilde bağlantısının kurulabileceği noktasından hareketle o kurguları şekillendiriyor. Ve ondan sonra da biz bununla ilgili süreci nereden öğreniyoruz? Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay önce yine FETÖ sistematiği üzerinden evet bir amiral yakında emekli olur ya da sistemden dışarıya atılır diye yine FETÖ sistemindeki bilgilerin aktarımından görüyoruz. Şimdi tüm bunları söyledikten sonra benim temennim şu: bu iş Cihat Yaycı ile ilgili değil. Cihat Yaycı bir araç, altını çizerek söylüyorum. Türkiye ile ilgili FETÖ'nün yine aktif olarak devrede olduğu bir psikolojik harekat devreye sokuldu. Seçenek A, benim söylediklerimi sizin söylediklerinizin üzerine çizersiniz.
efendim torpid oteli üzerinden bu süreci tanımlar götürürsünüz. Seçenek B, bu insanların söylediği sıradan şeyler değil, ülkede gerçekten ciddi bir saldırının acaba ipuçları mı var diyerek ciddiye alırsınız ve onun üzerinden bu sürece bakarsınız. Bizim, tekrar söyledim, Cihat Yaycı ile ilgili benim görüşmem yaşamımda sadece bir 5 dakika 10 dakika nezaket ziyareti ile ilgilidir. Cihat Yaycı olmasa, başka biri de olsa aynı şekilde benim bu gördüğüm oyunu kamuoyuyla paylaşmak benim vatandaşlık görevim, başka bir şey değil. Dolayısıyla içten inancım şudur. Bu konuda biz FETÖ'nün tekrar sahaya inmesini kolaylaştıracak bir ortamı derhal kaldırmalıyız. Varsa Cihat Yaycı ile ilgili devletin elinde FETÖ bağlantısı, bilmem buna benzer ilişkileri, çok süratle devreye sokularak hepimizin gözünde ya aklanmalı ya da hak ettiği şekilde onunla ilgili gereği yapılmalıdır. Ama bu yapılmadığı takdirde sadece Cihat Yaycı değil, tüm sistem itibar kaybeder. Bu konuda itibarın korunması vatandaş olarak bana bir düşüyorsa devlete çok daha fazlasıyla düşer diye değerlendiriyorum. Amirim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Umarım söylediğiniz şeylerin, yani iddiaların, hani sıraladınız ya neler olabilir diye, İnşallah onların hiçbirisi gerçekleşmez. İnşallah. İnşallah FETÖ'cüler tekrar sistemin içerisinde yer almak için yeni oyunlar planlamazlar diyelim. Ve aynı şekilde o dış politikalık tehditleri de inşallah boyun eğmeyiz diyelim. Çok teşekkürler Amel abi. Çok sağ olun. İyi ki varsınız.